kendisi Skype hattımızda. Sayın Üstün, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İsterseniz önce değerlendirmelerinizi alarak başlayalım bu konuda. Sosyal medyada siyasi suikastlar dönemine geri mi dönülüyor diye bir tweet atmıştınız. Böyle mi görülmesi gerekiyor? Şu andaki gelişmeler neyi gösteriyor bize? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi 2-3 yıldan beri peşi sıra başta gazeteciler olmak üzere muhalif siyasetçilere sokakta, evinin ortasında, evin önünde yani görülebilecek her neredeyse orada saldırılar yapılıyor. Failler bazen hiç yakalanmıyor. Bazen de yakalansa da akşamdan gözaltına alınan failler sabahleyin salınıyor. Bu artık giderek arttı ve en son 2 gün önce biliyorsunuz aynı anda hem 2 gazeteciye hem de Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ, ki kendisi 3 dönem Manisa Milletvekilliği yapmıştır aynı zamanda, değerli bir siyasetçidir, ona evinin önünde bir saldırı gerçekleştirildi. Şimdi buna baktığımızda bu bir siyasi suikasttır. Yani bunun lafı evirmeye, gevirmeye, çevirmeye gerek yok. Siyasi kimliğinden dolayı, siyasi söyleminden dolayı bir kişi bir saldırıya uğruyorsa bunun adı siyasi suikasttır. Türkiye bu eylemleri 80 öncesinde çok gördü. Bunlardan çok çekti. Sağ sol kavgasından, Alevi Sünni kavgasından, Türk-Türk kavgasından çok çekti. Enerjisini boşa harcadı. Şimdi bakıyoruz ki aynı günlere geri dönmek üzereyiz. O zaman da yine etkili bir soruşturma yapılmıyordu. Failler birden kayboluyordu. Bazıları buna kınarken bazıları neredeyse o olsun diyordu. Aynı benzer tavırlar iktidardaki partilerden yine görmezden geliyor tavırları görüyoruz. Bir de muhalefet partilerine kınamalar. Dolayısıyla evet, tam da o günleri yaşamış biri olarak adım adım siyasi suikastlerin olduğu döneme doğru sürüklendiğimizi maalesef acı bir şekilde görüyorum. Peki siz aynı zamanda seçim ve hukuk işleri başkanısınız. Partinizin bu konudaki tavrı hukuki olarak şu anda ne olacak? Bu konuda neler yapılıyor? Herhangi bir başvuru, soruşturma aşamaları ile ilgili bilgi verebilir misiniz acaba? Şöyle ifade edeyim. Yani biz olayı duyar duymaz zaten hemen olay mahalline ardından hastaneye gittik. Orada öncelikle Sayın Genel Başkan Yardımcımızın sağlığı üzerinde tabii daha dikkatli durduk. Çünkü ilk yapılacak durum oydu. İlk müdahale yapıldı. Bugün de sabahleyin kendisine bir operasyon yapıldı ve bir ameliyat yapıldı. O da başarılı geçti. Şimdi inşallah sağlığına kavuşmasını bekliyoruz Genel Başkan Yardımcımızın. Bu sırada da tabii ki kamu görevlileriyle, emniyetle diyaloglarımız oldu. Sayın İçişleri Bakanı bizzat Selçuk Özdağ Bey'i aradılar ve soruşturmanın titizlikle yürütüleceği taahhüdünü verdi. Akşam Sayın Uğuroğlu'yla alakalı bir gelişme oldu. Ona saldırı yapanlardan 3 kişi yakalandı. Aynı ekip mi tam bilemiyoruz. Ama Uğuroğlu'na yapılan saldırıyla Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı arasında fazla bir zaman farkı yok. Aynı ekip olmayacağını düşünüyoruz. Fakat bunların aynı ekip olmasa da aynı odaktan beslendiğini ve aynı odaktan yönlendirildiğini adımız gibi eminiz. Çünkü Ankara'da yapılan bu tür benzer eylemler yine bu evinin daha çok mağdurların evin önünde gerçekleşmiş ve benzer taktikler kullanılmış. İşte zaman zaman silahla, zaman zaman sopayla, demirle ve korkutmak amaçlı. Korkmuyorsa, karşılamıyorsa neredeyse öldürmeye teşebbüs edecek kadar şiddetini ağırlaştıran bir eylemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla şimdi biz faillerin öncelikle bir an önce yakalanmasını ve hak ettikleri cezaları çarptırılmasını bekliyoruz. Tabii ki iktidardan da bir doğru dürüst
bir geçmiş olsun dileği bekliyoruz. Yani bu bir insani tavırdır. Yani şu anda iktidar çıkıp iktidar yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanı, Bahçeli, kimse bunlar çıkıp Gelecek Partisi'nden ve Selçuk Özdağ'dan ve diğer gazetecilerden açık, net bir şekilde özür dilemeli ve geçmiş olsun dileklerini sunmalı. Bunu yaptılar mı bu zamana kadar? Yapmadılar. Yapmalar. Sayın Üstün, şu bilgiyi de paylaşmam gerekiyor. Şu anda arkadaşlarım uyarıyorlar beni. Yeni bir bilgi var. O da Yeni Çağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz şey olmuş aslında. Serbest bırakılıyorlar demiştiniz. Şimdi bunu nasıl bir mesaj olarak algılamak gerekiyor? Şimdi bakın, bu aslında tam da itiraz ettiğim noktalardan bir tanesi bu. Bu eylem sadece Orhan Uğuroğlu'na karşı yapılmış bir eylem değildir. Bu tanınan bilinen bir isim üzerinden topluma dehşet saçmak, korku saçmak üzerine yapılan bir eylemdir. Bununla alakalı Türk Ceza Kanunu'nda yeteri kadar madde var. Sorun uygulamada. Bu insanlar topluma dehşet saçmak istiyorlar. Böyle bir amacı olan insanların gözaltına alınıp ondan sonra da efendim şu tedbirle bu tedbirle tahliye edilmeleri gerçekten adalete yakışmıyor. Adalet duygusunu örseliyor. Ortada herhangi bir güvenlik kalmamış. Şimdi Selçuk Özdağ Bey evinden çıkıp nereye gidecekti? Camiye gidecekti. Namaz kılmaya gidecekti. Düşünün bakın. Yani ibadet özgürlüğü kadar güvenlik kalmamış bir ülkede. Evinden gidip camiye gidemeyecek kadar bir güvenlik yok. Bunu bilerek yapmak istiyor. Bir süre sonra insanlar evinden çıkmasın. Bir süre sonra insanlar yazı yazmasın. Konuşmasın. Şimdi bu amacı güden birilerine karşı efendim tedbirle geçiştirmek bu meselelere tutuklama tedbirini uygulamamak gerçekten vicdanları zedeliyor diye düşünüyorum. Sayın Üstün, son bir soruyla toparlamak istiyorum. Aynı zamanda bugün Artı Gerçek'teki Ayşe Yıldırım'ın yazısında da vardı. Bu baskılar giderek artacak gibi gözüküyor. Şu anda da gözüken o ki birkaç hafta içerisinde, daha önce de zaten diğer muhalefet partilerine karşı yapılan söylemler, baskıların artması. Bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor Türkiye'yi? Şimdi tabii ki Türkiye artık şöyle bir noktaya doğru gidiyor. Bir tarafta ötekileştirici, ayrıştırıcı bir dil kullanan iktidar ve yanındaki yandaşlar. Bunlar kolay oy avcılığına çıkmışlar. İktidarlarını korumak istiyorlar. Ekonomik sıkıntıları, yolsuzlukları bunları örtmek istiyorlar. Demokrasi eksikliğini, adalet eksikliğini örtmek istiyorlar. Bir tarafta da halkın gerçek gündemini savunan, başta Gelecek Partisi olmak üzere diğer muhalefet partileri, ekonomiyi konuşalım, demokrasiyi konuşalım, insan haklarını konuşalım, yürümeyen sistemi konuşalım diyen karşı tarafta bir blok var. Türkiye neyi seçecek? Demokrasiyi mi seçecek? Özgürlükleri mi? Hukukun üstünlüğünü mü seçecek? Veyahut da işte bu tür baskıcı, otoriter bir ortamda yaşamayı, can güvenliğinin olmadığı, yolsuzlukların olduğu, ekonominin dip yaptığı bir ortamda mı yaşayacak? Türkiye artık bu ayrıma gelmiş vaziyette. Bizler Gelecek Partisi olarak şike siyasetini hiç yapmadık. Şike siyasetini sevmiyoruz, reddediyoruz. Onun için sorunları net bir şekilde ortaya koyuyoruz ve çözümlerini de ortaya koyuyoruz. Zaten yeni bir parti olmamıza rağmen bizden bu kadar rahatsız olmalarının sebebi bu. Yani iş olsun diye siyaset yapmıyoruz. Bir yıl içerisinde çok ciddi bir muhalefet ettik. Tam da yani halkın talep ettiği şekilde bir taraftan ekonomi eleştirirken ekonomide çözüm paketleri sunuyoruz. Bir taraftan sistemi eleştirirken yeni bir güçlendirilmiş parlamenter sistem çözüm örneğini ortaya koyuyoruz ve bunun gibi başkaca projeler. İşte bundan çok rahatsız oldular ve onun için fiziken de bize saldırıyorlar.
Sayın Ayhan Seferüstün, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizle Artı TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkürler. Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Sayın Ayhan Seferüstün.